Evet değerli arkadaşlar, dersimize sayı problemleriyle devam edeceğiz. Problemler sınavlarda karşımıza çokça çıkan sorulardandır ki genel olarak sayı problemleriyle çok sık karşılaşırız problemleri. Sayı kesir problemleri çok sık karşılaştığımız problem çeşididir. Burada daha çok soru tipleri ön plandadır. Özellikle sayı problemlerinde çok fazla çok farklı soru tipleri vardır. Şimdi biz denklem kurmanın nasıl bir şey olduğunu eğer idrak edebilirsek gelen soruları da çok rahat bir şekilde ne yapabiliriz? Çözebiliriz. Şimdi denklem kurma nedir? Aslında denklem kurma dediğin şey bir düz yazı. Yani düz yazıyı okurmuş gibi ne yaparsın? Denklem kurarsın. Şimdi matematikte bazı durumlar var. Şimdi onlardan bahsedeceğiz size. Denklem kurarken bize yardımcı olacak. Mesela bize derse ki hangi sayının ya da kaç? Sen hemen buraya ne diyeceksin? X. Yani ben sana dedim ki kaç saat sonra? Sen diyeceksin x saat sonra. Ben sana dedim ki hangi sayının? Sen diyeceksin ki x. Eğer dersem ki sana mesela hangi sayının 3 fazlası? Sen hangi sayının dediğinde ne diyeceksin? X. 3 fazlası derse artı 3. Bakın düz yazı. Okuduğunu yazıyorsun. Mesela dedim ki hangi sayının? İşte 2 eksiğinin. Mesela 3 katı. Dedim ki hangi sayı? X. 2 eksi. Eksi 2. 3 katı. Çarpı 3 gibi. Ya da işte dedim ki hangi sayının yarısı? Hangi sayı? X. Yarısı. Bölü 2. Bakın direkt düz yazı gibi okuyorum ve yazıyorum. Mesela dedim ki işte hangi sayının 3 fazlasının 2 bölü 3 katı. İşte hangi sayı? X. 3 fazlası artı 3. 2 bölü 3 katı çarpı 2 bölü 3 gibi. Yani bana verileni birazdan da göreceksin. Bizzat denklemdeki düz yazı gibi ne yapıyorum? Kuruyorum. Şimdi dikkat edeceğin yerlerden birini söylüyorum bakın. Virgül. Matematikte eşittir demektir. Birinci dikkat edeceğin yer burası. Virgül gördün mü eşitlik koyacaksın. Ha, normal kitapta şurada burada belki virgülü doğru kullanmamış olabilirler. Ya da hiç kullanmamış olabilir. O önemli değil. Ama ÖSYM'de Türkçe'ye uygun bir dille yazılmak zorunda olduğu için o virgül ayıracını ne yapıyorum? Diyorum ki benim eşittirime karşılık gelecek. Şimdi mesela dedim ki Ali'nin parası Kemal'in parasının 5 katıdır. Şimdi bakın bir yere x diyeceksin. Ali'nin parası Kemal'in parası. Birine x diyeceksin. Bakın x'i kime diyeceksin? Nin takısını gördüğün adama x diyeceksin. Kemal'in parasının o zaman parasının nin takısının geçtiği adam yani Kemal mi? X dedim. Kaç katı? 5 katı. Yani 5x. Kim? Ali'nin parası. Yani x'i koyacağımız yer bu şekilde belirlenir. Nin takısını gördüğün zaman yerine ne yazacağını unutmayacaksın. X yazacağını unutmayacaksın. Mesela dedim ki birinci sayı ikinci sayının 3 fazlasıdır diye bir cümle kurdum. Birinci sayı ikinci sayı. İkinci sayının nın takısının olduğu kim? İkinci sayı X dedim. Kaç fazlasıymış? 3. Yani x artı 3. Kim olacak? Birinci sayı olacak. Burayı unutmayın. Veya bir de şöyle daha doğrusu. Dedim ki birinci sayı ile ikinci sayının toplamı 40'tır. Şimdi bana bir toplam vermiş. Birinci sayı ile ikinci sayının toplamı 40'mış. Dedim ki İkinci sayıya x dersem eğer toplamı 40 değil mi? Birinci sayı ne olacaktır?
40 eksi x olacaktır. Toplam olduğu durumlarda sayılardan birine x diyeceksin. Diğerine toplam eksi x diyerek ne yapacaksın? Düzenleyeceksin. Sayma problemlerinde genel geçer tarzlar bu. Şimdi soruları çözerken de konuşacağız zaten. Soruları çözerken konuşurken bunları tekrar tekrar ne yapacağız? Değineceğiz. Gelin bakın örneklerimizden başlayalım. Diyorum ki hangi sayının x, 5 eksiğinin eksi 5, 2 bölü 3'ü ne gördüm? Virgül. Ne koyacağım? Eşittir. Aynı sayının, yani aynı sayı dediği bu değil. Hangi sayı demiştim? X mi? X'in yani. 4 fazlasının artı 4 yarısına eşittir dedi. Bakın denklemi ne yaptım? Bildiğin düz yazı gibi yaptım. Verileni yazdım. Bir baktım denklem kurulmuş. E o zaman denklemi çözebilirim. Hemen ne yapabilirim? Burayı düzenlersem 2x eksi 10 bölü 3 eşittir x artı 4 bölü 2 değil mi? Hemen bir içler dışlar çarpımı yapıyorum. Şuraya yazdım. 4x eksi 20 3x artı 12. Buradan da x eşittir 32 sonucuna ne yaparım ulaşırım. Bakın çok basit. Hangi sayının x? 5 eksi eksi 5. 2 bölü 3'ü çarpı 2 bölü 3. Virgül eşittir. Aynı sayı x. 4 fazlası yarısı. Bölü 2 dedik ve düzenledik. Denklemini kurması aslında düz yazı. Eğer düz yazı, yani Türkçe okumayı biliyorsan eğer, denklemi kurmada hiçbir sıkıntı çekmezsin. Bak hiçbir atraksiyon yapmadım. Sadece eşittir koydum. Tek yaptığım şey bu. Verilenleri yazdım. Araya da ne yaptım? Eşittir'i koyarak denklemi kurdum.